şahıs. Şahıs ve ailesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dili bu. Şahıs. Hani Tayyip Erdoğan demeyecek ya. Tayyip Erdoğan adını anmayacak ya. Kendisini yok hükmünde sayacak ya. O halde Tayyip Erdoğan yerine şahıs. Ailesine dil uzatacaksa şahıs ve ailesi. Şimdi arkadaşlar biz ne dedik? Dayanamaz dedik. Bakın birkaç gündür Tayyip Erdoğan orucu tutmaya başladı değil mi? İşte dedi ki ben bir daha ondan bahsetmeyeceğim. Gittiğim hiçbir yerde ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Tamam güzel. Ne güzel bir söz. Demiştim ya bir hani işçilere de vermişti. Namus sözü veriyorum. Bir tek kişi işten atılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum. Atılan atılana 13 bin kişi işten atıldı. Bu da başka bir sözdü. Ya tutar mı dedim. Şimdiye kadar şahıs diyerek gidiyor. Yani Tayyip Erdoğan orucunu tutmaya başladığı günden bugüne orucunu bozmak için vallahi takla atıyor ya. 40 takla atıyor. Eskiden Tayyip Erdoğan diyordu. Diktatör diyordu. Diktatör bozuntusu diyordu. Yani ağzına geleni sayıyordu hatırlıyorsunuz. Bir diktatör bozuntusu. Erdoğan orucuna başladıktan sonra şimdi şahıs ve ailesi diyor. Şahıs, şahıs iktidarı. Şahsa söyleyin. Ben burada Mustafa'ya seslenirken Mustafa demeyeceğim. Hani kızıyorum ya dedim ya işte yok sayacağım ya Mustafa'yı. Şahıs, şahsa söyleyin. Şahıs, getir bu görüntüyü. Şimdi iki gün önce tabiri caizse iftara 5 dakika kala orucunu şahıs söylemiyle bozdu. Tam böyle ezan okunacak hani Tayyip Erdoğan demeyeyim de işte başka bir şey diyeyim ne diyeyim şahıs. Şahıs demeye başladı sevgili halkım diyerek ahaliyi Twitter'da toplamaya çağırdı. Hayırdır Kemal Bey? Ya gelin gelin toplanın hani İsmail Saymaz bazen diyor ya toplaşalım ben işte başlıyoruz falan programlara. O da oradan diyor toplaşalım saat 22'de herkes burada toplansın. Saat oldu 22 hakikaten merakla bekliyoruz. Ne oluyor sürprizim var şahsa diyor ya Tayyip Erdoğan da tam o sırada NTV'de bir de mesaj atıyor. Ey cesur gazeteciler sorun. Ne sorsunlar? Bak belge göstereceğim şimdi. Neyse kameranın karşısına kuruldu. Selam ey halkım dedi. Şimdi aynen yaptığını yapacağım size. Bu bir belge. Bu değil. Dursun bu burada. Sen dur burada. Sıra sana da gelecek. Bu mu? Bu mu? Bu da değil. Bak bir de şey... Burada duracak. Şimdi bunun gibi yüzlerce var diyor. Ne var abi? Bir göster. Bak. Gördünüz mü? Burayı gördünüz mü? Önce meseleyi bir dinleyelim Kemal Bey'den. Sonra üzerine yorumumuzu yapalım. Sevgili halkım. Evime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Uzun zamandır konuşamadık. Kısmet bugüneymiş. Biliyorsunuz bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşturan bürokratlarımıza seslendim. Çünkü devlet ve parti ayrı şeylerdir. Partiler gelir gider, devlet ise bakidir. Ama saraydaki önce AK Parti'yi zapturapt altına aldı. Sonra tüm kurucularını partiden attı. Sonra partisini ailesine peşkeş çekti. En sonunda da devleti, bir daha ifade ediyorum, devleti ailesinin isteklerine boyun eğdirdi. Ben de bürokratlara seslendim. Seslendim çünkü nabız atıyor mu? Duymam gerekiyordu. Bürokrasinin yani devletin hala nabzı var mı? Duymak istedim. Var sevgili halkım var. Bu devletin bürokrasinin hala kalbi atıyor. Vatansever bürokratlar hala oradalar. Vatanseverler bu saraylı ve ailesinin kanun dışılığına suç mahiyetindeki isteklerine direniyorlar. Uzun zamandır işte bu yüzden konuşamadık. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler. Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Bu değil.
Bu da değil. Bunu da anlatmıyorum. İsterseniz anlatabilirim. Siz de görün. Yüzlercesi var. Bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Bu şerde şöyle bir hayır var. Beytülmal'e el uzatan bu belgelerin arkasında kim var? Hepimiz görüyoruz. Peki bir belgeyi anlatayım. 3 Nisan 2018 bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil, 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış. Aslında ben bugün size saraylı ve ailesinin yaptığı bir yolsuzluğu daha anlatmak için gelmedim. Bunların yolsuzluğu artık Sağır Sultan için bile yeni bir haber değil. Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim. Ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Devletin denetlemeyle görevli kurumlarının onurlu memurları da bu işleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu daha başlangıç. Hepsini açıklayacağız. Ey şahıs, sana çok sürprizlerim var. Benim karşıma çıkamıyorsun ama duyduğum kadarıyla tam şu anda yine ekranlara çıkmışsın. Karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum. Bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz? Neyse, siz sormasanız da bu devletin şerefli, onurlu bürokratları da halkımız da soruyor ve soracak zaten. Söyledim, yine söyleyeceğim. Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor. Bu suçlara ortak olanlara ise tabii ki farklı bir muamele olacak. Selam olsun o vatanperver bürokratlara. Selam olsun memur teomanlara. Selam olsun direnenlere. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Daha önce tehdit ettiği, hakaret ettiği bürokratların gönlünü alıyordu aslında. Bu değil. Bu değil. Bir dakika. Bu. Ya bu, dur karışmayın, Allah Allah. Bu muydu? Yok, bu tamam. Bugün bunu konuşacağım. Niye? İşte devletimizin cesur, yürekli, önceden hainlerdi. Delikanlı, mert. Hani bunlar kötüydü, hani emir kuluydu? Yok. İyiler verdiler. Bak. Görüyor musunuz? Bak. Ne diyor bu? İşte bu dediği kağıtta bize gösterdi, gözümüze soktu ya. Erdoğan'ın bir ihaleyi iptal ettiğini söyledi. Erdoğan 3 milyarlık ihaleyi imza atmış, iptal edin demiş. Sonra aradan bir süre geçmiş. Sonra o 3 milyarlık ihale gelmiş, 9 milyar olmuş. Sonra Erdoğan yetmemiş, ona da imzayı çakmış. Kimin için? Kemal Kılıçdaroğlu beşli çete diyor ya. Tayyip Erdoğan ihalenin iptali için imza atmış. Nasıl olur da siz başkasına verirsiniz kardeşim? Tırnak içinde söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği
gruba vermiş yine imza atarak. Şimdi CHP liderini dinlediğimizde hakikaten söyledikleri vahimdi. 3 milyarlık bir ihale hem iptal edilmiş hem de 9 milyar lira karşılığında kime? Beşli çeteye verilmiş. Yani Tayyip Erdoğan bir kıyak çekmişti. Yani Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapmış. Yani Tayyip Erdoğan orada kendi çevresini, kendi müteahhitlerini, kendine yakın 5 tane müteahhiti ne demiştik Kemal Kılıçdaroğlu? Kayırmış. Skandal değil bu, skandal ötesi. Adam belgeli konuşuyor kardeşim. Bu ülkeyi yönetenlerin söyleyecek bir sözü, halka aydınlatacak bir açıklaması olması gerekiyor. Böylesi bir açıklamada. Du. Açıklaması gerekiyor, du. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu ve bu konuya açıklık getirdi. Mehmet Akif Ersoy sordu şaşkınlık içerisinde. Ya dedi 3 milyarlık ihale, bir belge var elde. Nedir bu işin aslı astarı? Sayın Bakan dedi, ya ben bu Kara İsmailoğlu'nu da dinlerken böyle şey Mehmet Akif Ersoy konuşuyor ya, o da böyle gülümsüyor. Ya dedim ya böyle bir vahim bir iddianın karşısında bakan gülümsüyor. Aslında Mehmet Akif Ersoy da söyledi. Efendim dedi, gülümsüyorsunuz dedi. Bakan da niye gülümsediğini Mehmet Akif Ersoy'a anlattı. Onu dinleyeceğiz birazdan. Hakikaten böyle bir ihale var mı? O beşli çeteye kıyak yapılmış mı? Nasıl olur da Tayyip Erdoğan öyle kafasına göre imza atıp ihale iptal edebiliyor kardeşim? Nasıl olabilir bu? Şimdi Kılıçdaroğlu bize kağıtları gösteriyor. Bu mu? Bu mu diye. Bu değil, bu değil. Bu dahası var. Bunun sırası gelecek. Siz durun hele. Bu da değil, bu da değil. Yok aha bu. 100 tane var, yüzlerce var. Yüzlerce dediğin yani 1000'e kadar gitmesi gerekiyor. Şimdi bizim karşımıza geçip konuştuğunda tabii biz bilgi sahibi olmadığımız için ekranda da bir imza atıldığını söylüyor. Vallahi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken böyle ağzım açıkta kalmıştı. Allah Allah dedi. Ama aradan 24 saat geçmeden bu sefer Bakan Kara İsmailoğlu'nu dinlediğimde hani ağzım açıkta kaldı demiştim ya, aha da bu kadar açıldı, iki karış. İki karış. Lan nasıl? Zaten beni boş verin. Birazdan dinleyeceksiniz. Mehmet Akif Ersoy da öyle bir şaşkın. Ya televizyon tarihinde belki de bir sunucu bu kadar böyle efendim çok şaşkınım, nasıl olur falan filan diyor. Ben de şaşkındım. E adam diyor ki belgeyle diyor yolsuzluk yapılmış. O zaman biz Kara İsmailoğlu'nu dinlediğimizde Allah Allah, anlatılanlarla gerçekler arasında dağlar kadar fark var kardeşim. Peki işin aslı ne kardeşim? Yani o belgeye karşı Adil Kara İsmailoğlu ne dedi? Bir dinleyelim. Yani o belge gerçek değil mi? Öyle belge yok ki. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleyi imza atmaz. Yani bunu devleti yöneten veya devlet tecrübesi olan herkes bilir. Çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Yani. Tabii ki ben buna onun için üzülüyorum. Ana Müfalit Partisi liderinin böyle bir yalan alet olmasına üzülüyoruz tabii ki. Cumhurbaşkanı hiçbir zaman hiçbir ihaleye, hiçbir keşfe, hiçbir ödemeye imza atmaz. Bakanlar bile atmaz. Bunu bile bilmiyorlar daha. Şimdi hiç lafı uzatmadan bakanın bu gerçeği, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını bir kez daha ortaya koymasıyla birlikte Mehmet Akif Ersoy'un o anda ekranda canlı yayında milyonların gözü önünde duydukları karşısında nasıl şaşkına döndüğünü hep birlikte izleyelim. Yani o belge gerçek değil mi? Öyle belge yok ki. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleyi imza atmaz. Yani bunu devleti yöneten veya devlet tecrübesi olan herkes bilir. Çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Yani. Tabii ki ben buna onun için üzülüyorum. Ana Müfalit Partisi liderinin böyle bir yalan alet olmasına üzülüyoruz tabii ki. Çok şaşırdım. Yani böyle bir yanıt beklemiyordum. Peki. Nasıl ya? İhalede Erdoğan'ın imzası yok mu? Erdoğan ihale iptaline imza atmıyor mu? Yani o belge gerçek değil mi? Öyle belge yok ki. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleyi imza atmaz. Yani bunu devleti yöneten veya devlet tecrübesi olan herkes bilir. Çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Yani. Tabii ki ben buna onun için üzülüyorum. Ana Müfalit Partisi liderinin böyle bir yalan alet olmasına üzülüyoruz tabii ki. Çok şaşırdım. Yani böyle bir yanıt beklemiyordum. Peki. Abi bırakın Erdoğan'ı, bakanlar bile imza atmıyormuş ya. Bu nasıl bir yalan ya? Bu nasıl bir
iftira, bu nasıl bir skandal? Kim, hangi aklı evvel getirdi Kemal Kılıçdaroğlu'na belge diye bunu yutturdu ve Kemal Kılıçdaroğlu da döndü, bunu belge diye açıkladı ya. Yazık, yazık. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ekranın karşısına geçti. Biz buraya takıldık da bu değil, bu değil, imza falan dedik de. İyi de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği hepten yalan mı? Yoksa böyle bir ihale var mı? İptal edilmiş mi? İptal edilmişse neden iptal edilmiş? Sonra ne olmuş? Bakan Kara İsmailoğlu bunu da bize bir anlatsın da bir millet aydınlansın kardeşim. Ortada bir belge diye sallanan bir şey var. Yok yalan konuşur diyerek de bu iş geçiştirilmez. Belge sahtedir demekle de geçiştirilmez. Var mı böyle bir şey? Bu ihale, böyle bir ihale var o zaman. Böyle bir ihale var, tabii ki var. Şu an devam ediyor zaten. Bu bilgiler doğru mu? Tabii ki. Tamam, nedir bu efendim? Hemen söyleyeyim. Fark nedir? Şu an biliyorsunuz Ankara-İstanbul arasında bir hızlı tren var. Bu hızlı tren konforuyla daha yıllar önce ülkemiz tanıştı. İnşallah ülkemizin her bir noktasını, bizim ulaşım master planı çerçevesinde bütün ülkemizin her noktasını hızlı trenlerle, nostaljik trenlerle, turistik trenlerle tanıştıracağız. Bursalılar da hızlı treni çoktan beri hak ediyorlar. Orada da hak eden Bursalıların sabırsızlıkla beklediği bir hızlı tren konusu var. Onunla ilgili geçmişte yapılmış olan ihaleler var ve iptal edilmiş olan ihaleler var. Ve inşallah bunu artık rayına koyduk. En kısa zamanda Bursalılar hızlı trende çalışmak için şu an arazide hummalı bir çalışma var. Yani söz edilen 2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında, sadece bunun 50 kilometrelik kısmı. Sadece 50 kilometrelik kısmı ve Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı. Yani Yenişehir Osmaneli arasında hem altyapı hem üst yapı işleri. Yenişehir Bursa arasında da sadece üst yapı işleri. Yani 50 kilometresi tamamıyla hem altyapı üst yapı, 56 kilometrinde sadece üst yapısı olmak üzere 106 kilometrelik bir iştir. Bunun da yaklaşık maliyeti bellidir. Kendilerinin söylediği gibi yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon euro civarındadır. Bunun ihalesi yapılmıştır ama ihalede uygunsuz teklifler çıktı, tutarsız teklifler çıktı. Burada mahkeme süreçleri oldu, kamu ihale kurumu süreçleri oldu ve en düşük teklif verenin ihale teklif fiyatlarında tutarsızlıklar olduğu için idare de bunu iptal etti bu işi. İş kapandı. Peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı. Yeni bir ihale süreci ne oldu? 106 kilometrelik bir ihale 201 kilometreye çıktı. Bakın bu projenin... Proje mi değişti? Proje değişti, proje uzadı. Çünkü Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzadı iş. Bursa ile Bandırma arasında 95 kilometre ilave hızlı tren yolu keşfe ihaleye eklendi. Çünkü Bursa ile Bandırma arası da bağlandı. Bursa-Bandırma arası, Bursa-Yenişehir arasının üst yapısı ve Yenişehir-Osmaneli arasındaki altyapı ve üst yapılarda ihale eklendi. Ayrıca burada 7 tane istasyon var. O 7 tane istasyon İHİK ihalede yoktu. Son yapılan ihalede 7 tane istasyon da eklendi. Bu istasyonlarda yine Bandırma İstasyonu, Karacabey İstasyonu, Teknosap İstasyonu, Gürsu İstasyonu, Yenişehir İstasyonu ve Osmaneli İstasyonu olmak üzere 7 istasyon ve 201 kilometreye çıktı ihalenin boyutları. 201 kilometrelik bir ihale ve 50 kilometrelik bir ihaleden bahsediyoruz. Bakın bunları üst üste koyduğumuzda, bakın tamam, tane tane anlatıyorum. İlk ihale 56 kilometre, 50 kilometre altyapı ve üst yapı ve 56 kilometrenin sadece üst yapısı 106 kilometre toplamda. İkinci ihalemiz, yani şu anda mevcut çalışmaya başlanan, yapımı devam eden ihalemiz ise Bandırma Osmaneli arasında altyapı ve üst yapı işleri, sadece şu 56 kilometrelik kısmının altyapı işleri yoktur bunun içerisinde. Toplamda 201 kilometrelik hatta çalışma yapılmaktadır ve altyapı üst yapı işleri, yani birazcık matematiği olan, birazcık devlet tecrübesi olan bunun ne olduğunu altını araştırıp bu fiyat niye buraya çıktı? Ayrıca 2018 yılı fiyatlarıyla 2020 yılı fiyatları bir değildi ki. Onun da eskalasyona vurduğunuzda o da 5 milyar küsürlere çıkıyor. Bu üstüne bu kadar da yeni imalat eklendiğinizde dolayısıyla 9.4 milyar TL'ye bu iş ihale ediliyor. Yani şöyle diyeyim, elma ile armudu karıştırıyorlar diyeceğim ama elma ile aslında karpuzu karıştırıyorlar. Yani buradaki kalemler değişmiş. Bakın ilk ihalede altyapı işleri sadece 50 kilometreyken 145 kilometreye çıkıyor. İlk ihalede üst yapı işleri
sadece 106 kilometre iken ikinci ihalede 201 kilometreye çıkıyor. Bakın elektrifikasyon işleri 106 kilometreden 201 kilometreye çıkmış. Yine sinyalizasyon işleri 2 katına çıkmış. Bakın güzergahta kazı 13 milyon 600 bin metreküpten 22 milyon metreküpe çıkmış. Yani bunları tabii ki topladığınızda bunlar keşif metrajlarıdır. Tabii ki bu artacaktır. Tamamen bunun karşılığıdır o 9.4 milyar TL'lik iş. Yani azıcık altını araştırırsanız bizlere sorsalar. Yani bizlere sorsalar biz buradayız bunları anlatmak için niye anlatmayalım yani için detayını. Ama sanki mal bulmuş mağarayı gibi eline hiç gerçekçi olmayan ve de belge de yok aslında elinde. Sadece sözleriyle söylüyorlar zaten. Böyle bir şeyi çıkıp kamuoyunun önünde anlatması o kadar acındırıcı bir durum ki. O kadar üzülecek bir durum ki. Yani vahim bir olay yani. Bakan Kara İsmailoğlu tane tane bütün olup bitenleri zeka özürlü herkesi ikna edecek şekilde anlatıyor. Ben Erdoğan'ın etrafından dolaşıp hani ismini anlıyor yok hükmünde sayıyor ya şahıs diyerek Erdoğan'ı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu olup bitenler işte Kara İsmailoğlu'nun ya yok böyle bir belge kendisini kandırmışlar yine yalan konuşuyor ifadesi karşısında yeni çekeceği videosunda ne diyeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceğini bekleyeceğiz ama bu arada Adil Kara İsmailoğlu'nun veya bir başka bakanın veya AK Partili bir yetkilinin ekranlara çıktığında algıları, yalanları, iftiraları nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha gördük. Hep ekranda olsalar, hep doğruları yalancıların, fondaş medyanın, Merdan Yanardağların, Ayşenur Arslanların, bilmem kimlerin gözüne gözüne soksalar, algı operasyonları ancak bu şekilde çöker kardeşim. Ancak bu şekilde çöker. O yüzden hani AK Parti'nin bir sloganı var ya, durmak yok yola devam diye, bu ekranlara AK Partililerin daha sık çıkması gerekiyor. Daha sık çıkması gerekiyor. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ekrana çıktığında önceden anons yapıldı. Yani ekrana çıkacağı belliydi. Vallahi CHP'liler pür dikkat programı izliyorlar. Acaba ne diyecek diye ya da başka bir hesapla Habertürk'ün ekranına kilitlendiler. Plan ne? Plan şu. Hani Kemal Kılıçdaroğlu yayındaydı, Adil Kara İsmailoğlu yayına bağlandı, kendisini işte sevdi ya. O günü hatırlıyorsunuz değil mi? Sayın Bakan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Haliyle cevap hakkınızı kullanmak istediniz haklı olarak. Çünkü ağır bir ithamda bulundu Sayın Kılıçdaroğlu sizle ilgili. İtham doğru mudur değil midir onun merciği ben değil ama ithamın hayli derin olduğunu, ağır olduğunu biliyoruz. Buyurun söz sizde. Hatip Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Biz bugün Konya Karaman hızlı tren hattımızı açtık. Çok önemli, kıymetli bir hizmet yaptık. Ülkemizin dört bir köşesinde 5000 tane şantiyede 700 bin tane arkadaşımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ama maalesef tabii ki bizim vaktimiz yok bu programları seyretmeye ama arkadaşlarımız da ilettiler. Üzülerek görüyoruz. Yani bir muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu, yani biz Anadolu insanıyız. Yani bu kötü siyasetlerine bizleri alet etmeye çalışıyorlar ama yanlış yapıyorlar. Yani ben 24 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım. En sonunda genel sektör yardımcısıydım. Kendi söyledikleri söylediğinde zaten çelişiyor. Genel sektör yardımcısı hiçbir zaman tutanak tutmaz zaten. Buranın kontrol mühendisleri var, mühendisleri var. Tutanak burada yapılan değil, ben biz binlerce iş yaptık İstanbul'da. Bütün İstanbul bizi tanıyor. İstanbul 24 yıl önce, 25 yıl önce neydi, nereye geldi? Bunların hepsinde katkımız vardır, emeğimiz vardır. Ama oturduğunuz yerden böyle laf ederek, iftira atarak bunlar üstüne çok ayıp, çok ayıp yani, çok ayıp. Sizin temsil ettiğiniz bir kitle var. Yani siz belediye çalışanlar için namus sözü vermişsiniz. Onu hatırlatmak isterim size. Yazıktır ama bakın. Yazıktır. Bu iftira atmak yani bu kulak biliyorsun. Helalleşmekten bahsediyoruz. Biz helali her anla hayatımızda yaşayan insanlarız. Bakın bunları söylerken dikkat edin lütfen ya. Lütfen üzülüyorum vallahi. Üzülüyorum. Bakın biz Anadolu çocuklarıyız. Ya. Biz öğretmen bir anne babanın çocuğuyuz. Siz televizyon ekranlar çıkıp milyonların önünde böyle bir iftira yapamazsınız. Anlaşılıyor ki bundan sonra bu iftiralar artık ardı arkası kesilmeyecek. Çünkü ok yerden çıktı. Ama bu iftiralar sayesinde hiçbir yere gelemezsiniz. Lütfen ya kendinize gelin. Bir de orada havalimanı kaça yapıldı dediniz. İstanbul Havalimanı 10 milyar euroya yapılmıştır.
Evet, ekonomik değeri sıfır olan bir alanda devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk bir yatırım yapılmıştır. Ve 25 yıllık kiralama süreci içerisinde de 22 milyar euro devlete kira verecektir. Ve havalimanı açıldığı ilk yılda garanti edilen yolcu sayısını aştığı için 22 milyon euro da devlete ekstra bir gelir getirmiştir. Bunların hepsi açıktır ve birden fazla yüklenicinin bu işi yapabilecek kabiliyeti olan firmaların müracaat edip bir yarışma sonucunda alınan bir ihaledir. Yapıştı devlet projelerinin tamamı da böyledir. Osman Gazi Köprüsü'nün içinde olduğu İstanbul-İzmir otoyolu 6.7 milyar dolardır bunun maliyeti. Kuruşu kuruşuna bellidir bunun. Buradaki işletmeci gelip teklifini verir. Buradaki işletme masraflarını ve finans maliyetlerini hesaplayarak buraya bir teklif verir. Ve birden fazla teklif verir. Kamu açısından da en uygun teklif kimse de o kabul edilir ve yapılır. Bakın ülke genelinde 38 projede 37.5 milyar dolarlık bir yapıştı devlet kamu ihalesi, kamu özel işbirliği projesi yapılmıştır. Ve bunlar sayesinde devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu projeler... Sayın Kara İsmailoğlu, isterseniz bunları gelip teke tek de anlatabilirsiniz. Ama çok üzüntülüyüm. Bak, genel başkan benim büyüğümdür. Yani böyle hiç aslı olmayan, hiçbir belgesi olmayan bir şeyi burada milletin önünde söylemesi tabii ki bizi üzmüştür. Siz Kemal Bey'i dava ettiniz mi bu konuyla ilgili olarak? Geçtiğimiz cuma günü ayın 7'sinde dava edilmiştir. Mahkemede hesabını verecektir. Buyurun Kemal Bey. Siz ne diyeceksiniz bununla ilgili? Önümde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı yazı var. Tamamen ben uydurma değil. Kendi kafasındaki olan bir müfettişin uydurma bir raporudur. Oradaki bütün işler, bütün dosyalar orada. Uydurma mı uydurma bilmem. Medya AŞ, belediyenin şirketinin dosyasıdır. Belediye şirketi de oradadır. Gidip belediye şirketinden o dosyayı yapılan işin parasını alsınlar geriye. Belediye şirketi de oradadır. Tutanak tuttu diyor ya. Tutanak tuttu diyor. Tutanak, genel sekreter yardımcısı tutanak mı tutar? Anlaşılıyor ki bu iftiralar artarak devam edecek. Biz de mahkemede hesaplaşacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama lütfen bizi kötü siyasetinize alet etmeyin. Siz siyaset kurularında devam edin. Yani biz SSK'yı yönetmedik. 24 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi nereden nereye geldi ortada. Peki yani diyorsunuz ki böyle bir haksız ödemeyi biz yapmadık. Yapılmamış bir işi ödeme yapmamız söz konusu ya değildir mi diyorsunuz? Olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu eşyanın tabiatına aykırı olan bir şeydir. Ha, genel başkan o kadar hassassa mevcut belediyeden hesap sorsun. Bir de belediye müfettişlerini bu konuda İçişleri Bakanlığı müfettişlerini bu konuda görevlendirseler, savcıya gitse de o raporu alsa, değerlendirse çok iyi olmaz mı? Siz diyorsunuz ki biz bu belediye raporuna güvenilmiyorsa İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelsinler bu iddia ile ilgili onlar yapsın. Koysunlar. Zaten bu bir iddiadır. Bu bir iddiadır ya. Kendisi de söylüyor. Bu bir iddiadır. Peki anladım. Siz bu ithama karşılık yargı yoluna başlıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki o zaman bu ithamla ilgili belediyeye İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelsin. Zaten, evet. Onlar incelesin diyor. Ya inceliyorlar zaten Fatih Bey. Buyurun Adil Bey, sizi dinliyorum. Fatih Bey, bu bir iddiadır zaten. İddia adı üstünde iddia ya. Sonucu yok, bir şeysi yok bunun ya. İddiadır ya. Yolsuzluk yaptı diyor. Yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu bir genel başkana bu lafça? İddia zaten ya. Anladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Bu konuda eklenecek bir şey var mı? Var. Buyurun. Şimdi saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum. Saray da dinliyor. Sarayın bütün ekipleri dinliyor. Sarayın da bağlanmasını istiyorum. Ben Fatih Bey belgesiz konuşmam. Belge elimde var. Ha, bu belge yanlıştır diyebilirler. Belge uydurmadır diyebilirler. Onlar devlettir. Devletin bütün elemanlarını devreye koysunlar. Yanlış mıdır, doğru mudur bulsunlar. Siz gidin önce yolda kalan İETT otobüsleri nerede? Niye yolda kalıyor, ona bakın. Devam eden metro inşaatının üstüne niye harfiyat döküyorlar, onun hesabını sorun. Gidin Levazım Dolmabahçe tüneli niye çöküyor, gidin onu yapın, sor hesabını sorun. Gidin hastane yolunu niye yapmadınız siz diye belediye başkanınızdan hesap sorun. Gidin hastanenin metrosunu niye yapmıyorsun, niye bu vatandaş... Ne ilgisi var Allah aşkına? İsmail Bey, ben bir şey söyleyeyim, ben Levazım tüneli AK Parti döneminde durdurulmuştu. Ben tam onun üstünde oturuyorum, biliyorum. Fatih Bey, 1,5 kilometresi... dönmüş, kazılmıştı ve devam ediyordu. Bakın şu anda Bomonti Dolmabahçe tünelinde 60 bin araç geçiyor. Evet. Tünel yapıldığında en az buradan bu kadar araç geçecek.
Peki, Sayın İsmailoğlu, Gayri İsmailoğlu, istediğiniz zaman tekete gelip bütün bunları anlatabilirsiniz. Hiçbir şey yok, bunları da konuşabiliriz. İddiayla ilgili söylediklerinizi kayda geçirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabını da kayda geçirdik. Siz diyorsunuz ki bu bir iddiadır. Belgeyi. Sayın Kılıçdaroğlu değil. Sayın Kılıçdaroğlu ki bu bir belgedir diyor. Belgedir. Bu belgeye inanmıyorsanız şey yapabilirsiniz diyor. İçişleri Bakanlığı müfettişi çağırıp inceleyebilirler. 2-12-2020 belki tarih de vereyim, numara da vereyim. Sayın Bakan ona da baksın. 1090-180-320. Tamam. Siz de diyorsunuz ki ben bu iddiayı yargıya taşıyorum. Yargıda görüşürüz. Zaten yargıda. Zaten yargıda. Ya bırakın şu ülke için ne yapacaksınız onu anlatın ya. Tamam. Ben onu soruyorum zaten. Sayın Kara İsmailoğlu. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Bakan'a. İyi akşamlar diliyorum. Selamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İşte bu yayın sonrasında CHP'liler şöyle bir kenetlenmişler. Ulan bu Adil Kara İsmailoğlu bir yayına çıksa var ya. Biz ona yapacağımızı biliriz. Çıktı. Mehmet Akif Ersoy anlatıyor süreci. Diyor ki geldiğinde dedim ki ola ki efendim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu programa bağlanmak isterse daha ben diyor lafımı bitirmeden bakan dedi ki tabii ki tabii ki bağlanabilir dedi. Neyse program başladı. Söz konusu zaten programın girişinde hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yalanı çürütüldü. CHP'liler yarışa başladılar. Nerede? Twitter'da. Bağla bizi. Beni de bağla. Engin Özkoç, Ali Mahir Başarır. İşte kimler kimler. Hepsi kuyruğa girmiş. Ben de bağlanmak istiyorum. Niye bağlanacaksın kardeş? Ya işte ben açıklama yapacağım. Neye açıklama yapacağım? Ali Mahir Başarır. Neye açıklama yapacaksın? İşte bizim genel başkanımız yayındayken bu da bağlanmıştı. Sen ne diyeceksin, ne açıklayacaksın? Senin genel başkanın oraya bir çamur atmıştı. O da çıktı çamuru bir güzel temizledi. Senin genel başkanın da o çamurun içerisine bırakıp gitti. Sen ne diyeceksin, neye? Adın mı geçti, sanın mı geçti? Seni bir şey yerine koyan mı oldu? Yok bağlanacağım, bağlanacağım. Tabii kanal yönetimi de diyor ki, daha doğrusu programın moderatörü, orada defalarca söylüyor. Diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bağlanabilir. Çünkü konu tamamen Kemal Kılıçdaroğlu. Hani bir belge ortaya konulmuş. Tayyip Erdoğan ihale iptal ediyor denilmiş. Bu yalan çıkmış. Çık de ki kardeşim. Bak burada işte sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan'a çağrı yapıyor. Ey Tayyip Erdoğan çık karşıma. Bak korkuyorsun çıkmıyorsun. Son NTV programında da gazetecilere atıyor şeyi. Ya siz sormuyorsanız korkuyorsanız beni bağlayın ben konuşayım ben sorayım. Ne kadar meraklıymış ya. Bu CHP'liler hakikaten ne kadar meraklıymış. Neyse Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar böyle hani canlı yayınlara atlamaya hazır olan Kemal Kılıçdaroğlu sessiz sedasız evinde belki de uyuyor ya da belki de Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içiyor televizyonun karşısında ama Ali Mahir Başarır orada çırpınıyor. Ben de konuşacağım, ben de konuşacağım. Yok ben de konuşturun. Engin Özkoç da diyor. Ya konuştursanıza. Öbürü devam ediyor. Hainler niye bizi çıkarmıyorsun? Adil ol Habertürk, adil ol. Niye hiç konuşturmuyorsun Ali Mahir Başarır? Ya niye Sonra öyle sosyal medyada debelene programı izlediler. Ve programın sonu geldi bitti. Bu sefer Habertürk operasyonu çekmeye başladı. Hani ben de konuşacağım, ben de çıkacağım, ben de geleyim, ben de edeyim, ben de yapayım, ben de. Olmayınca Mehmet Akif sen var ya sen çok yandaşsın. Habertürk sen bittin, sen mahvoldun. Bundan sonra ben seni izlemeyeceğim. Ey Habertürk! Mehmet Akif Ersoy da kurumda peş peşe izleyiciye saygı gösterip açıklama yapmak zorunda kaldılar. Kendisi zaten çok kibar, çok böyle hakikaten nezaketi elden bırakmayan bir meslektaşım. Sevdiğim de bir dostum. Yani kendisine hakaret ediliyor, küfürleri sallanıyor, işte hedef tahtasına konulmuş. Bu Ali Mahir Başarır hedefe koyuyor. Mehmet Akif! Mehmet Akif'e saldırın bak görüyor musunuz beni çıkarmadı, beni konuşturmadı. Ondan sonra o da bu açıklamayı yaptı. Yani kendisine yönelik eleştirilerden ziyade kurum adına açıklama yaptı. Paylaşım yapılmış Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tarafından. Ben programın girişinde söylemiştim, sizden de müsaade aldım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla başladık biz programa. Ve Sayın Kılıçdaroğlu iddialarıyla ilgili Habertürk ekranlarına bağlanmak isterse
kendisini kesinlikle bağlamak istediğimizi bağlayabileceğimizi de paylaştık. Çünkü siz onun yayınına da bağlanmıştınız. O noktada bir daha bunu söylemiş olayım. Ama başka bir milletvekili bağlanmak istemiş. Yani Sayın Başarır. Yani orada Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilgili bir şeydi, iddiaları muhatabı. O iddiaların muhatabı ben olduğum için orada bağlandım. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir şeydi. Yani bunu tekrar hatırlatmış olayım. Çünkü beni de etiketleyerek Habertürk'e yönelik bir eleştiri ifade etmiş Sayın Ali Mahir Başarır. Ama Ali Mahir Başarır'la ilgili bir şey konuşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialarını konuştuk. Bunu tekrar paylaşmış olayım. Sorularınızı da mümkün mertebe bakıp iletmeye çalışıyorum. Şimdi burada aslında yayına bağlanması gereken şahıs vallahi ağzımdan kaçtı. Yayına bağlanması gereken Kemal Kılıçdaroğlu dönüp de Adil Kara İsmailoğlu'na kardeşim benim elimde belge var diyebilmeliydi, demeliydi. Demedi, adamlarını saldı Twitter'a. Ondan sonra onlar da başladılar yaygaraya ama yaygarayla olmuyor bu iş. Yaygarayla bu iş olsaydı oho CHP şimdiye kadar %50'nin üzerinde oylar alırdı. Yeni bir anket gelmiş galiba, 24'te kalmışlar yine. Sonuç itibariyle yani Adil Kara İsmailoğlu'ndan intikam almak adına sen bizim genel başkanımıza nasıl bağlanırsın kardeşim? Sen ona bağlanırsan biz de sana bağlanırız. Yarışı fos çıktı, program bitti. Bakalım bundan sonra hangi argümanlarla böyle bu şekilde oraya saldıracaklar, buraya saldıracaklar. Ben gerçekten merak içindeyim. Merak içindeyim. Bekleyip görelim.